Anne lezzetleriyle, ülkemizin yöresel tarifleriyle sizleri buluşturduğumuz programımız Mutfağım Şahane bugün de Kanal 7'de başladı. Şamın olmadı. Sadece yemek kültürünün, yemek tariflerinin olduğu programımız Mutfağım Şahane'de ekip arkadaşlarımız ülkemizi adım adım gezmeye devam ediyorlar. Ve şimdi sizi ilk olarak Elazığ'a götürüyorum. Elazığ'ın o güzel, zengin lezzetleri arasında Ayşe Hanım bize gömme yapacak. Bayılırım gömmeye ama Elazığ'da nasıl yapılıyor? Hep beraber izliyoruz. Özlem Hanım merhaba. Elazığ'ın yöresel yemeğini yapıyorum. Gömme yapacağım. Malzemelerini saymak istiyorum. 1 bardak yoğurt, 1 bardak süt, 2 tane su, 1 tane yumurta, 2 tane kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı da tuz. 1 çay bardağı da sıvı yağ kullanıyorum. İçi içinde 1 tane soğan, kavurma, kıymamız var, cevizimiz var, tereyağımız var. Önce hamurundan başlayalım. Hamurumuzu yoğuralım. İnlenmeye bırakalım. O arada da içini hazırlayalım. 1 bardak yoğurt, 1 tane süt, 2 bardak su, 1 çay bardağı sıvı yağ. Ekledikten sonra tuzumuzu, 1 tane yumurta. Evet, ununu katıyorum. Alabildiği kadar un. Üstüne 2 tane kabartma tozu katıyorum. Bunları şu an yoğuracağım. Yoğurdukça hamurumuz zaten kıvamına geliyor. Elazığ'da biz bu gömmeyi çok çok sık sık yaparız. Ben bu yemeği annemden öğrendim. Annem de çok güzel yapar. Annemin el lezzeti de çok güzel. Biraz da sıvı yağ alıyorum ki elime yapışmasın. Ne çok sert ne çok yumuşak güzel bir hamur olur. Açtığın zaman da zaten göreceksin. Şu an hamurumuz kıvamına geldi zaten. Hamurumuzu şu an dinlenmeye bırakacağım. O dinlenince ben kömenin içini yapacağım. 1 tane kuru soğan. Ondan sonra yağımı ekliyorum. 1 kaşık da tereyağı bırakıyorum. 1 tane kuru soğanımı doğradım. Tencereye aldım. İçine sıvı yağ koydum. 1 kaşık tereyağı koydum. Şimdi onu alacağım. Kızarmaya bırakacağım. Soğanımı, tenceremi aldım. Ocağın üstüne koydum. Kızarsın. Kızardıktan sonra kıymamı katacağım. Kavurmamı katacağım. Soğanımız kavruldu. Yarım kilo kıymamızı ekleyeceğiz. Ekledikten sonra onları güzel kavuracağız. Çok güzel bir yemek olacak. Bunu hamuruna tuz, su bırakıyorlar ama ben ne yapıyorum? İçine işte 1 bardak yoğurt, 1 bardak süt, 1 bardak yağ, yumurta ekliyorum ki daha güzel olsun. Daha lezzetli olsun. Benim tarifimle denediğiniz zaman daha güzel bir yemek ortaya çıkıyor. Şu an kavurmamı da ekliyorum. Bunu biz evde kendimize özel yani yapıyoruz. Bir güzel karıştırıyorum. Ben gömmeyi çok severim. Çocuklarıma da yaparım. Çocuklarım da çok seviyor. Şimdilik soğanlarımızla kıymamızın kavrulmasını bekliyorum. Bu arada ben hamurumu yumak yapayım. Biraz dinlensin ki rahat açılsın. Mandalina büyüklüğünde yapıyorum. Dinlenmeye bıraktıkça daha güzel açılıyor, daha güzel oluyor. Daha kolay oluyor. 13-14 kat oluyor yani. Hamurun yoğrulması çok önemli. Dinlenmesi çok önemli. Şimdi yumak yapacağım. Biraz daha dinlendireceğim. Dinlendikçe daha güzel açılıyor. Evet Özlem Hanım. Hamurlarımı yumak yaptım. Leğenime koydum. Bu arada da içim de hazır. Pişmek üzere. Hamurlarımı tek tek açıp tepsiye dizeceğim. Hamurlarımı ince ince açıyorum. Hamuru ince açmak çok önemli. İnce olunca daha güzel oluyor. Daha tel tel oluyor. İçi piştikten sonra ağzını açtım biraz o buharı geçtikten sonra ki içine sereyim ki hamurlaşmasın. Yufkamı açıyorum ince ince.
İlk yufkamı açtım. İncecik oldu. Tepsimi de aldım. Şu an tepsimi yağlayıp bırakacağım içine. Şu an tepsimi yağlayacağım. Sıvı yağla yağlıyorum ki altını yapışmasın. Yufkamı açtım, ilk yufkamı ince. İçine seriyorum. Serdikten sonra pişirdiğim harcı içine dökeceğim. Şu an harcımı sepiyorum. 14 kat olmak üzere işte böyle kat kat hepsine sepiyorum. İçine harcını koydum. Ondan sonra 14 kat üzeri yapacağım. Şimdi bir tane daha açacağım yufka. İkinci yufkamı bir daha açıyorum. Onu da şu an tepsiye koyacağım. Bunun üstüne de ceviz, bir kat kıyma, bir kat ceviz. Bir kat kıyma, bir kat ceviz. 14 tane tamamlıyorum. Cevizimi alayım. Kıymayla ceviz birleşince çok güzel bir tat oluyor. Yapın, deneyin, görün. Son yufkamı açıyorum. Tepsimin üstüne son cevizlerimi sepiyorum. 14 kat açtım. Bir katına ceviz, bir katına kıyma. Ondan sonra son aşamasına geldik. En son yufkamı atıyorum. Kapatıyorum kenarlarını. Şu an kesiyorum. Çok güzel olacak. Afiyetle yiyeceğiz. Ben sürekli yapıyorum. Eminim ki siz de deneyeceksiniz. Denedikten sonra her zaman yapacaksınız. Kare kare kesiyorum. Kestikten sonra üstüne biraz fırça yardımıyla yağ sürüyorum. Fırına atıyorum. Kesme işlemimiz bitti. Şu an yağlıyorum. Sıvı yağ kullanıyorum ben. Çünkü içindeki kıyma, tereyağı zaten soğanla koymuştuk, kavurmuştuk. Çok ağır olmasın diye sıvı yağ daha güzel, daha basit oluyor, hafif oluyor. Çok yağlamanıza da gerek yok. İsteğe göre. Şimdi fırına gidiyoruz. 180 derece fırında pişiriyoruz. Yarım saat pişiriyoruz. Ara ara bakıyoruz. Evet Özlem Hanım. Yarım saatimiz geçti. Gömemiz pişti. Şu an tadına bakmak istiyorum. Oh, çok da güzel olmuş. Çok da güzel pişmiş. Çıtır çıtır olmuş. Bak ceviz, kıyma, kat kat, yufkalarım ince ince hep tek tek sayılıyor. Şu an tadına bakıyorum. Tadına baktım, tadı çok güzel olmuş. Kıyması, cevizi çok güzel pişmiş, yufkası. Ben tarifini verdim. Şimdiden afiyet olsun herkese. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.